Yediğin içtiğin senin olsun, gezdiğin gördüğün yerleri anlat diyor ya eskiler. Eskiden öyleydi ama günümüzde mevzu biraz karıştı. Biz gençken oho böyle miydi? Durun lütfen. Lütfen videoyu kapatmayın, kanal değiştirmeyin. Mevzu bu değil. Bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Yani şöyle gerçekten gezmek, görmek, başka ülkeler, başka şehirler, başka yerler görmek insana çok farklı bir bakış açısı kazandırabiliyor. Ama herkes öyle farklı yerler, farklı ülkeler, farklı diyarlar görme konusunda birbiriyle aynı şansa sahip değil. Ama günümüzde başka ülkeleri, başka yerleri, başka kültürleri görmek için illaki oraya kadar gitmeye gerek yok. Oraya kadar gitmek kadar etkili olmasa da sonuçta artık sosyal medya çok güçlü. Instagram'dan, YouTube'dan ya da başka mecralardan gerçek hayatta gerçekten gidip görme şansımız olmayacak kadar çok yeri çok kaliteli çekilmiş halleriyle görebiliyoruz. Ben özellikle Netflix gibi mecralarda çok ülkeden hiç duymadığımız dillerde, hiç görmediğimiz kültürler hakkında diziler, filmler izliyoruz. Ben şaşırıyorum. Bir kıyas yapma şansı da elde ediyorum bu sayede. Şunun için mutluyum. Ben gerçekten birçok ülkeyi gittim, gördüm, gezdim. Ama hepsini gezmek, bütün dünyayı görebilmek öyle herkese nasip olmuyor. Ben Netflix'te birkaç dizi izledim. Farklı ülkelerde çekilmiş, farklı dillerde çekilmiş dizileri izliyorum. Bazıları katlanılır gibi değil. Yani gerçekten sürdürülemez kalitesizlikte. Ucuz işler, kalitesiz işler. Bazıları da gerçekten wow, iyi ki izlemişim diyorsunuz. Ve o dizinin çekildiği ülkeye, topluma, oranın ekonomisine, politikasına, ahlaki yapısına, yaşantısına, alışkanlıklarına dair güzel ipuçları elde ediyorsunuz. Tabii ki bunlar %100 doğru argümanlar olmayabilir. Sonuçta bu bir kurgu, hayali bir ürün. Birkaç diziden bahsedeceğim size bugün. Bu dizilerden yola çıkarak da bir kıyas yapma imkanı bulabileceğiz. Bunlardan bir tanesi Danimarka yapımı Borgen isimli dizi. Bir tanesi Avustralya'da geçen gerçek olayları anlatan Stateless isimli dizi. Doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum. Eğer yanlış telaffuz ettiysem bütün İngilizlerden özür diliyorum. Yani İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e de cevap hakkı doğdu. İsterse kanalıma gelip benim İngilizcemi düzeltebilir. Bu konuda benim kapım açık sonuna kadar. Buradan ilan ediyorum. Üçüncüsü de gurur kaynağımız. Netflix'teki ilk Türk yapımı, ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız. Öyle uzun uzun bahsetmeyeceğim. Yani Hakan Muhafız hakkında bir fikre ulaştım. Bir kanaat oluştu bende. Siz de duyunca çok şaşıracaksınız bence. Aa, biz bunu hiç düşünmemiştik diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Ama bunu videonun sonuna saklayacağım. Çünkü videonun sonuna doğru fikrim değişebilir. Değişebilir yani, olabilir. Bunu reyting için yapmıyorum. Videoyu sonuna kadar izlesinler falan diye değil. Sakın videonun sonunu açıp izlemeyin ama bu arada. Şimdi bahsedeceğim şeyler de önemli. Danimarka yapımı Borgen diye bir dizi. Danimarka'daki politik olaylardan, siyasetteki pazarlıklardan, entrikalardan, dolaplardan filan bahsediyor. Ne kadar oluyorsa artık. İsrail yapımı bir tane dizi izledim. İbranice çekilmiş bir dizi. Dizide İsrail üzerinde dış güçlerin, derin yapıların, karanlık odakların kirli planları var. Bundan bahsediyor dizi. Bir dakika ya. Yani biz dış güç, karanlık odak falan deyince bizim aklımıza direkt İsrail geliyor normalde. Ama İsrail'de de böyle bir şey var. Buradan yola çıkarak şöyle bir sonuca varabiliriz. Aşağı yukarı aynı politik ahlaka sahip olan ülkelerde vatandaşa sunulan yemekler aşağı yukarı aynı oluyor. Milleti aynı türkülerle, aynı masallarla ikna etmeye, uyutmaya çalışıyorlar. Buradan bu sonuca vardım. O İsrail yapımı dizinin adını şu an hatırlayamıyorum ama muhakkak evde hatırlayacağım ve videonun uygun bir yerine afişini koyarım, görürsünüz. Şimdi Danimarka yapımı Borgen'e dönelim. Borgen kale demek Danca'da. İşte Danimarka Meclisi'nden bahsediyor Borgen. Oranın diğer adı. Danimarka 6 milyon nüfuslu bir yer. 1918'de yanılmıyorsam ilk kez kadınlar meclise girmişler. Bu hikaye Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olan karakterin üzerinden ilerliyor. Hem aile içi hikayeler var, hem devlet içi, işte politik mecra, hem de medya içinde dönen hikayeleri anlatıyor. Ama izlerken insan dehşete kapılıyor. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir mi diyorsun? Hiç mi utanmadınız bu dizide bu sahneleri çekerken? Ya bunu başka ülkelerde izleyecek, bunu çocuklar izleyecek, bu sahneyi nasıl çekebildiniz diyorsunuz izlerken. Danimarka başbakanı, yani 1 euro 7,5 kron filan. 75 bin Danimarka kronluk alışverişe Danimarka başbakanının parası yetmiyor. Olaya bakın. Başbakanın karısının 75 bin lirası yok yani. Ve başbakan da o an büyük bir zor durumda kaldığı için yanında da başka kart yok. Başbakanlığın kredi kartıyla ödüyor 75 bin kronluk alışverişi.
birkaç gün içerisinde de hemen şahsi parasından bunu devlete geri ödüyor. Ortada bir hırsızlık yok, yolsuzluk yok, rüşvet yok. En fazla buna ne diyebilirsiniz? Suistimal diyebilirsiniz. Ama para çalmıyor yani adam. Sonra bu faturalar bir gazeteci tarafından, bir politikacı tarafından neyse ifşa ediliyor. Skandal, skandal, skandal ve başbakan bu yüzden seçimi kaybediyor. Bu dizide geçen hikaye. Gerçeği olmuş mudur acaba Danimarka'da? Bilmiyorum. Mesela Danimarka başbakanının oğlu, küçük oğlu okula geç kalıyor. Geç kalma sebebi de bisikletinin tekerinin patlaması. Hadi canım. Hadi canım. Olur mu bunlar? Bu diyorsunuz. Dehşet, korkunç şeyler bunlar yani. Hiç inandırıcı değil, değil mi? Sonra mesela Çevre Bakanı, Danimarka'nın Çevre Bakanı işte yeşil enerjiye çok önem veriyor. Çevreyi korumak için yasalar çıkarttırıyor. Fabrikalara çok sıkı denetimler getirttiriyor. Elektrikli arabalar kullanılması için çok yoğun çaba harcıyor ve bir gün Çevre Bakanı'nın evinin garajında eski model bir Amerikan Chevrolet'si olduğu ortaya çıkıyor. Benzinli ve acayip benzin yakıyor. Ve bu adam bunu yılda bir iki gün havanın güzel olduğu zamanlarda birkaç yüz kilometre kullanıyormuş. Sen Çevre Bakanısın, nasıl benzinli araba kullanırsın diye adamın canını okuyorlar. Ve istifa etmek zorunda kalıyor. Öyle, öyle. Büyük skandal. Dehşete kapılıyorsunuz dedim ya. Belki de çıkarılacak en iyi derslerden bir tanesi bence şu. Mesela bir tane parti liderinin bir sürü işte zamparalık olayları var. Adam zampara. Meclisteki işte ne bileyim politikadaki birçok kadınla ilişkisi olmuş. Bu ortaya çıkıyor. Ne var bunda diyorlar. Biz zaten bu adamın böyle olduğunu biliyorduk diyor insanlar. Bu haber değeri taşımıyor. Biz ona bu yüzden oy vermedik. Biz ona şu konudaki yeteneğinden, şu konudaki uzmanlığından dolayı oy verdik. Ve o da bizi kandırmadı. Normalde çok dindar, asla böyle şeyler yapmayan bir adam gibi görünüp bunları gizli saklı yapmıyor. Biz zaten bunun özelliğini biliyorduk. Bize yalan söylemediği için sorun yok diyorlar. Ama başka bir politikacı, evli barklı, çoluğu çocuğu var işte 20 yıllık evli filan. Bir dönem bu adamın eşcinsel olduğuna dair haberler ortaya çıkıyor. Bu adam bunları kesin bir dille yalanlıyor. Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok. Ben eşime sadık bir insanım, ben aile babasıyım falan diyor. Sonra bir gün ahlaki değerleri biraz zayıf bir gazetecinin kurduğu tuzakla bu adamın aslında eşcinsel olduğu ortaya çıkıyor. İstifa etmek zorunda kalıyor. Ve hatta intihar ediyor adam. Hayır, eşcinsel olduğu için değil. Yalan söylediği için. Yalan beyanda bulunduğu için. Diyorlar ki bugün bize bu yalanı söyleyen adam yarın bir gün bir şantaja maruz kalıp ülkemizin aleyhinde bir şeyler yapar mı? O zaman böyle birisine biz böyle önemli bir makamı teslim edemeyiz. Çünkü yalancılık bir yöneticide bulunmaması gereken bir şey diyorlar. Hadi canım, olur mu öyle şey? Oluyor. Danimarka'da hala işte kraliyet var, kraliçe var. Ama kraliçenin öyle çok da bir şeyi yok, etkisi yok. Yani sembolik bir makam, onursal bir makam gibi görünüyor. Hani tabii bu arada şimdi Danimarka kraliçesi hakkında böyle atıp tutuyoruz. Eğer kendisi cevap vermek isterse, cevap hakkı doğdu çünkü kendisine, kanalımızın kapısı açık. Yorumlara yazsın. Yorumlara yazsın Danimarka kraliçesi. Ben kendisine dönüş yaparım. İkinci dizi Avustralya'da gerçek olaylardan esinlenerek çekilmiş olan Stateless dizisi. Ülkesiz, konumsuz, statüsüz anlamlarına geliyor. Daha iyi anlamını bilen arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazsınlar. Kraliçe Elizabeth yazabilir yorumlar kısmına. Bu dizi, Stateless dizisi, Avustralya'daki bir göçmen gözaltı merkezinde geçiyor. Göçmen gözaltı merkezi nedir? Böyle bir şey mi var? Şimdi öncelikle birkaç bilgi vereyim. Dünya üzerinde 70 milyondan fazla göçmen var. Sığınmacı, mülteci, ülkesini terk etmek zorunda kalmış insan var. Bunların yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Ve en ağır imtihanı da çocuklar yaşıyor, kadınlar yaşıyor doğal olarak. Bu 70 milyondan fazla göçmenin, mülteciğinin, sığınmacının çok 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 büyük bir oranını da ne yazık ki Müslüman ülkelerden çıkan insanlar oluşturuyor. İşte Avustralya yapımı bu Netflix projesini izlediğinizde yoğun bir şekilde Arapça, Kürtçe, Farsça, Urduca duyacaksınız. Gözaltı merkezi nedir peki? Yani böyle bir tecrübesi olmayan arkadaşlara çok yabancı gelebilir bu. Bir ülkeye vizesiz giriş yapmak zorunda kaldığınızda, yapmak istediğinizde sizi bir gözaltı merkezine alırlar. Sizin
kimliğinizi ve hikayenizi teyit etmek için bir süre sizi orada tutarlar. Eğer medeni bir ülkeye denk geldiyseniz bu çok kısa sürer ve çok iyi şartlarda kalırsınız. Çok insani bir şekilde karşılanırsınız. Ama bu hikayede, bu dizinin hikayesinde geçtiği gibi bir yere düşerseniz, Allah muhafaza, oralarda yıllarınız geçebilir. Çoluk çocuk ailecek rezil olabilirsiniz. İşte bu dizi Avustralya makamlarının resmen ağzını burnunu kırıyor. Kesinlikle lafını esirgemiyor. Çok sert, çok net, çok gerçekçi bir dille anlatıyor. Gerçek hikayelerden esinlenilmiş. İzlediğinizde vicdanınız sızlayabilir. Gerçekten canınız yanabilir. Ama buna sakın üzülmeyin. Yani vicdanım sızlıyor, üzülüyorum diye sakın bunu dert etmeyin. Vicdan sızlaması, can acıması, acı bir manzara görünce burnunuzun direğinin sızlaması, bu bir yaşam belirtisidir. Hadi sızlamasaydı, hadi önemsemeseydiniz, hadi duvar gibi geçip gitseydiniz, hadi cansız bir odun gibi davransaydınız. Yani evet, üzülmek üzücü bir durum ama sevinilecek bir şey. Üzülebiliyor olmak, acıyı hissedebiliyor olmak. Bu dizi Avustralya'yı gerçekten çok acayip gösteriyor. Buna benzer bir hikayeyi, buna benzer olayları sadece Avustralya'da olmuyor bu arada. Amerika'da da göçmen gözaltı merkezlerinde korkunç olaylar var. Türkiye'de de var. Ne yazık ki. Buna benzer bir hikayeyi siz bir Türkiye'de ya da bir Müslüman ülkesinde çekip yayınlayabilir misiniz? Netflix böyle bir şey yapabilir mi? Sansüre maruz kalır mı, kalmaz mı? Yorumlarınızı bu arada tabii Avustralya hükümeti de cevap vermek isterse yazabilir. Üçüncü dizi bahsedeceğim, dediğim gibi Hakan Muhafız. Hakan Muhafız Netflix'teki ilk Türk yapımıydı. Sonuncusu olur mu? Olmaz. Tabii ki yenileri yapılır. Netflix parasına bakar. Kazanacağı paraya bakar bu arada, onu söyleyeyim. Yani benden para kazanacağını bilse, izleneceğini bilse alır bu videoyu Netflix'te yayınlayabilir. Oturur konuşuruz yani. Bu arada Netflix'ten gelecek tekliflere de açığım. Hiç problem yok. Hakan Muhafız. Ben bir sezonunu bir şekilde izledim, sabrettim. Dayandım, izledim ama 4 sezon biraz fazlaydı. Neden bu kadar ısrar ettiler? Böyle bir anlaşmaları mı vardı? 4 sezon boyunca ne oldu? Niye yayınlandı? Çok olumsuz eleştiriler geldi. Hem Türkiye'den hem dünyadan gerçekten. İzlemediğim halde bu konu hakkında videolar izledim, yazılar okudum. Korkunç eleştiriler var ve bu eleştirilerin çok büyük haklılık payı var. Peki, 4 sezon boyunca ısrarla ve istikrarla, istikrarını bozmadan bu diziyi devam ettirmenin bir sebebi var mıydı? Acaba fark etmediğiniz, görmediğiniz bir mesaj mı vardı? Ben fark ettim. Bir sonuca ulaştım. Bir mesaj buldum. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. Aslında Hakan Muhafız, işte bir gömlek giydiğinde özel güçleri olan bir süper kahramanın aslında hiçbir işe yaramadığı, hiçbir sorunu çözemediği, dünyayı bir türlü kurtaramadığı, sürekli işte gördüğü güzel kızlarla falan vakit geçirmeyi tercih edip İstanbul'un kaderini kendi başına bırakan bir kahraman hikayesi. Yani Hakan Muhafız dizisinin bir sloganı olsaydı büyük ihtimal "Bırakın beni" olmalıydı. Hakan Muhafız, bırakın beni, bırakın. Sürekli böyleydi yani hikaye. Ama bence çok iyi bir mesaj verdi. Hakan Muhafız dedi ki kendisini izleyen insanlara, "Ey insanlar, kardeşlerim, dostlarım, sürekli bir kurtarıcı bekleyen, sürekli bir kahraman, süper kahraman, sürekli bir seçilmiş insan bekleyen, içinde bulundukları kötü durumdan, olumsuz şartlardan, o kara hikayeden kurtulabilmek için bir kurtarıcı bekleyen, işte bir kılıç, bir kutsal kase, kurşun geçirmez bir gömlek, işte tılsımlı bir yüzük bekleyen insanlara, o öyle değil. Ya öyle bir şey yok. Boş yere kendinizi kandırmayın. Sizin o kahraman zannettiğiniz, o çok ulu zannettiğiniz, mükemmel zannettiğiniz, fevkalade, insanüstü, yanılmaz, yenilmez, yanıltmaz, yalan söylemez zannettiğiniz o süper kahramanlar tırt, içi boş, fos, kuru, çıkmaz sokak, umutsuz vaka. Ölü yatırım. Eğer bir süper kahraman arıyorsanız, size bir şey söyleyeyim mi? Sağınıza solunuza bakın. Her şeye rağmen, bütün yaşadığı sıkıntılara, zorluklara rağmen, doğru, dürüst ve iyi bir insan olmaktan vazgeçmeyen, öyle normal, sıradan, olağan, basit bir insan varsa, aradığınız süper kahraman o olabilir. Çünkü her şeye rağmen iyi ve doğru olmaktan vazgeçmeyen, 3-5 tane normal insan, sıradan insan bir araya gelirlerse çok şeyi çözebilirler. Bence Hakan Muhafız bize çok iyi bir mesaj verdi.
Ya boş verin bu süper kahraman falan beklentisini. Eğer bir şey değişecekse, eğer kötü gidişat duracaksa, eğer bir şeyler yoluna girecekse, eğer bir şeyler yeniden iyi olacaksa bunu yapacak olan sizsiniz. Sensin, başkası değil. Öyle uçan, kaçan, gözünden ışın çıkaran, duvardan geçen, görünmez olan, ağzından... Aradığınız süper kahraman kim biliyor musunuz? Kendi dirseğini yalayamayan, sıradan, normal bir insan. Eğer rahat rahat canınızı, sözünüzü, sırrınızı, namusunuzu, malınızı emanet edebildiğiniz birisi varsa, gerçek süper kahraman odur dedi bence Hakan Muhafız. Var mı itirazı olan? Bence yok. Hakan Muhafız'ın bir sloganı olacaksa Hakan Muhafız, Allah muhafaza olabilir. Tabii ki burada Çağatay Ulusoy'a da cevap hakkı doğdu. İsterse kendisi yorumlar kısmına yazabilir. Yaklaşık 2 haftadır hiçbir video yapmadığımı fark etmişsinizdir. Derin bir umutsuzluğa, karamsarlığa kapıldım. Arada bir kapılırım ama bazen uzun sürüyor bu. Bunun sebebi de çözümsüz görüyorsunuz bazı şeyleri. Yani düzeltmek istediğiniz bir şeyler var ama gücünüz yetmiyor. Olmuyor yani, yapamıyorsunuz. Ve bu sizi yıldırıyor. Tam anlamıyla yıkılıp kalıyorsunuz. Bir köşede kalıyor, hareketsiz beklemek istiyorsunuz. Hepinizde oluyordur bu. Ama bundan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Böyle bir video yapayım da bu içimde yükselmeye başlayan o karamsarlık duvarına bir tekme vurayım. Yeniden bir şeyler yapmaya başlayabileyim diye düşündüm. Çünkü yaşadığım o derin karamsarlığı, umutsuzluğu, hayal kırıklığını anlatan bir şiir yazmıştım. Lapsus dergide yayınlandı. Lapsus dergi ne mi? Bizim edebiyat dergisi, internet edebiyat dergisi. Lapsusdergi.com. Hüsran diye bir şiir yazdım. Videoyu sonuna kadar bekleyenler için bu şiir hediyem olsun. Hem de benim son zamanlardaki hissiyatımı anlatan şiir bu aslında. Yangınlara harcadık bütün yağmurları. Çiçeklerin hakkını heba ettik bu yüzden. Nefret ile savaştık bir ömür durmadan. Sevmelere çok evvel veda ettik bu yüzden. Karanlık bitsin diye yaktık denizleri. Güneşe balçıkları bela ettik bu yüzden. Kaybettik ne varsa elimizde cennetten. Ve nihayet kendimizi feda ettik bu yüzden. Bu yüzden ellerimiz sarıldı yılanlara. Bu yüzden dillerimiz dokundu yalanlara. Bu yüzden yüzümüz yok bakmaya yarınlara. Bu yüzden yüzüstü kapandık yangınlara. Aslında bambaşka bir şarkı olabilirdi. Aslında bambaşka bir güneş doğabilirdi. Biz kandırmasaydık kendimizi. Yapacak bir şey yok. Hayattaki her şeye müdahale edecek, hayattaki her şeyin gidişatını değiştirecek kadar gücümüz yok. Süper kahraman değiliz. Süper kahramanlarımız da yok. Ama süper kahraman yoksa normal insanlar olarak bir şeyler yapabiliriz. En azından şansımızı bir deneyelim ya. Denemedik demeyiz yani.